Koyduk. Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınlarıyla birlikte bu platformu kurduk. 12 yıl boyunca bu topraklarda kadın cinayeti kavramını işledik. Şüpheli kadın ölümlerinin gerçeğini açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılanmasını ve uygulanmasının peşine düştük. Her ay kadınların yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğini gösterdik. Bu topraklarda kadınların eşitlik mücadelesini yok sayanlar karşısında asla yalnız yürümeyeceksin diye haykıran yıldızlar kadar çok kadınla il il örgütlendik, meydanları doldurduk. Kadınlar, LGBTQ artılar, çocuklar için eşitlikçi feminizm bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız tek bir adliye dahi bırakmadık. Ve şimdi tüm bu mücadelemizi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlamasıyla fesih davası açıldığını kamuoyunu duyuruyoruz. İddiaları odur ki derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemelerce kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin kadın haklarını savunmak kisvesi adı altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurular oluşturuluyor. Ayrıca dosyada dernek yöneticilerimize yönelik davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş. Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile işler acısıdır. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar. Tüm kamuoyu bilir ki bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun önünde eylem yapmadığı tek bir adliye yoktur.
Bizim açımızdan açılan bu davada kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgür mücadelesinden de ayrı değildir. Kadınlar susturulamaz, kadın mücadelesi durdurulamaz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize açılan bu davayı yalnızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırıların tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Kadınları ve LGBTQ artıları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi'nden imza çeken siyasi iktidarın mücadele edenleri yıldırma çabası ülkemize nice hukuksuzluklardan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmiyoruz, meşrulaştırmıyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, her gün artışına bir fiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın meclisleri olarak bugüne kadar asla yalnız yürümedik. Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında da asla yalnız yürümeyeceğiz. Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere tüm kadınları, LGBTQ artıları ve kadın mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunun hakkımızda açılan bu fesih davası karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Asla durmuyoruz ve kadın cinayetlerini durduruyoruz. Ben bu platformu kızımın cenazesinde tanıdım. Hiçbir tanımıyorum. Ama onlardan sonra her gün benim ailem gibi oldu. Ve ahlaksız işler yaptığını söylüyorlar. Ben iki senedir ahlaksız bir şey yaptıklarını görmedim. Gören varsa beni de uyarsın. Ve diyorum, onlar iki yıldır benim yanımdaydılar. Benim sesim oldular. Şimdi de ben onların yanındayım. Ben onların sesiyim. Ölçtüm annesiyim. Buradaki bütün kapatmaya çalıştığımız derneğindeki bütün çocuklar yavrum. Onlar bana sarıldılar. Bayramlar da yanımda oldular. Anneler gününde beni aradılar. 6 yıl o katil sokaktaydı. Dediler ki vazgeçme. Yanındayız. Benim koluma girdiler. Bana destek oldular. Bedava hiç para almadan. Cemlerinde simit paraları bile yok. Kızların çoğunun, üniversite öğrencisi çoğu. Geldiler, ben korkuyordum. Bak şimdi de koluma girdiler. Beni koruyacaklar ki ya benim onları korumam lazım. Onlar beni korudular, güç verdiler. Destek oldular benim çocuğumun ruhu. Ruhu benim çocuğumun ruhu. Onların sayesinde şimdi rahat. Ben şimdi mezarına gittiğim zaman boynum bir kık kalmıyor. Ben tam böyle rahat ettim derken siz benim çocuklarıma dokunamazsınız. Onlara ahlaksız diyemezsiniz. Siz katilleri, tecavüzcüleri, şiddet gösterenleri, kadınları eziyet edenleri, babacık çocuklara, bebekleri tecavüz edenleri tutuklayıp benim evlatlarıma dokunamazsınız. Onlar da asla yalnız yürümeyecek. Beni hapse atın. Ben burada kötü bir şey yapıyorsam beni hapse atın. Onlara dokunamaz. Merhaba. Ben bu platformda sorduğumda yoğun bakımdaydım. Annem dedi, kızım hani bir sürü destekçim var dedi. Senin için eylemler yapıyorlar, güçlü ol dedi. Ve inanır mısınız ben onun orada yatıyordum ama dimdik ayağa kalktım resmen. Hani şey dediniz, Ayca artık diren direnmeyi çocuklarım var ve onların sözleri güçlü insanlar var dedim ve ayağa kalktım. Hiçbir zaman yalnız kalmadım. Her çocuğun sıkıştığında arayabildiğim insanlar, tanımadığım çok insan oldu. Her zaman yanımda oldular. Bütün mücadelemde